1963 yılında Afrikalı liderler Afrika Birliği örgütünü kurmuştur. Takip eden yıllarda bölgesel ekonomik toplulukları kurarak Afrika'nın ekonomik bütünleşmesine zemin hazırlamıştır. 17-21 Mart 2018 tarihleri arasında Afrika Birliği'nin Kigali'de gerçekleştirdiği tarihi bir zirve toplantısı sırasında bu liderler kıta düzeyinde bir serbest ticaret bölgesini kurma konusunda hemfikir olmuştur. Aynı toplantıda Afrika Birliği'ne üye 44 ülke bu bölgeyi kuracak Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Anlaşması'nı imzalamıştır. Bu antlaşma Afrika kamuoyu tarafından coşku ve sevinçle karşılanmıştır. Söz konusu bu antlaşma 17 Temmuz 2019 tarihinde 25 ülkenin yerel meclisi tarafından onaylanmasıyla yürürlüğe girmiştir. Hali hazırda Eritre hariç bütün Afrika Birliği devletleri tarafından imzalanmış ve 36 devletin ulusal meclisi tarafından onaylanmıştır. Bu kıtadaki konsensüs düzeyinin yüksek olduğuna işaret etmektedir. Ancak daha erken tarihte bütün mekanizmalarıyla uygulamaya konulması planlanan bu antlaşma COVID-19 nedeniyle 1 Ocak 2021 tarihine ertelenmiştir. Bu antlaşmayla bir hayal, çok büyük bir hayal gerçekleşmektedir. Bu antlaşmayla Kwame Nkrumah'ın, Haile Selassie'nin, Julius Nyerere'nin, Chacun-Ta Diop'un, Ahmet Sekou Touré'nin hayalleri gerçekleşmektedir. Bu videoda bu antlaşmanın pratikte ne anlama geldiğini, onu önemli yapan nedenleri, Afrika devletlerini ve halkını ne kadar etkileyeceğini, avantajlarının neler olduğunu inceleyeceğiz. Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Anlaşması, kolonyalizmden miras kalan 84 bin kilometre sınırı aşacak güçlü bir araçtır. Bu antlaşma, Dahomey Kralı Gezo'nun metaforuna atıf yapmaktadır. Antlaşmanın 3 önemli avantajlarının üzerinde duralım. Oluşacak pazarın boyutu, serbest dolaşım bölgesi ve Afrika içi ticaret. Bilindiği gibi Afrika yüz ölçümü itibarıyla büyük bir kıtadır. İçinde ABD, Çin, Hindistan ve bütün Avrupa'yı entegre etseniz dahi yeterli bir alan kalacaktır. Ancak kıtanın ülkelerini teker teker incelediğimizde dünya ekonomisinin ortalamasına nazaran çok büyük bir şey ifade etmemektedir. Örneğin Ruanda, dünyada en hızlı gelişen ülkelerin arasında yer almaktadır. Ama ekonomik sıralamasına baktığımızda 193 ülke arasında 143. sırada yer almaktadır. Bu husus çok önemlidir. Zira küçük ülkeler gerekli yatırımları çekmekte zorlanmaktadır. Halbuki kolektif bir yaklaşımla bu durum daha çok farklıdır. Afrika'da mevcut ekonomilerin toplam gayri safi yurt içi hasılası 2500 trilyon dolardır. Bu rakam Afrika'yı dünyada 8. sıraya yerleştirmektedir. Bununla birlikte hali hazırda 1.2 milyar kişi barındıran Afrika, dünyada kullanılmayan ekilebilir toprakların %60'ına sahiptir. Antlaşmada öngörülen tarım politikalarının gerçekleşmesi sonucunda Afrika sadece kendi toplumunu değil, bütün dünyayı besleyebilecek bir ambar konumuna gelecektir. Bu antlaşmanın lehine ikinci bir argüman ise insanların serbest dolaşımına ilişkin bir protokoldür. Bu protokol antlaşmanın önemini daha da artırmaktadır. Zira hali hazırda bir Afrikalının bir Afrika ülkesine seyahat etmesi ya da yatırım yapması oldukça meşakkatlıdır. Vize uygulaması, bilet fiyatların pahalı olması, girişlerdeki kontrollerin fazla olması, gümrük ve vergi formaliteleri kıta içi dolaşımı büyük bir engel teşkil etmektedir. Halbuki şu an
farklı üniversitelerden mezun ve deneyimli gençler işsiz olarak durmaktadır. Bu durumda serbest dolaşım protokolünün gerçekleşmesiyle çözüleceği beklenmektedir. Böylece Afrikalı gençler yeteneklerini kıtanın herhangi bir yerinde serbestçe kullanabilecektir. Her zaman kıta öncelikli olmalıdır. Bu antlaşmanın lehine bir üçüncü ve güçlü argüman ise Afrika içi ticaretin artmasıdır. Şu an Afrika ülkelerin ihracatının sadece 1/5'i kıta içinde yapılmaktadır. Oysa geri kalanı kıta dışına çıkmaktadır. 2018 rakamlarına göre Doğu Afrika'nın en büyük ekonomisi olan Kenya'nın yıllık toplam ihracatı 6 milyar dolardır. Bu ülke her yıl Avrupa'ya 1 milyar dolar ve ABD'ye yaklaşık 500 milyon dolar ihracat yapmaktadır. Halbuki komşusu Etiyopya'ya sadece 69 milyon dolarlık mal ihraç yapmaktadır. Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Antlaşması, Afrika'da dolaşan ürünlerin %90'ında yarısından fazla Afrika menşeli olmak şartıyla gümrük vergisini kaldırmayı öngörmektedir. Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Komisyonu bu antlaşmanın Afrika içi ticaretini %50'ye kadar artıracağını söylemiştir. Afrika'nın kalkınması için yeni ortaklıklar organı, Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Antlaşması'nın 2063'e kadar Doğu Afrika bölgesinde ticareti %55 ile 60 arasında, Orta ve Güney Afrika bölgesinde %50 ile %55 arasında, Batı Afrika bölgesinde %45 ile %50 arasında ve Kuzey Afrika bölgesinde %15 ile %20 arasında oranlara kadar artıracağı tahmin etmiştir. Bununla birlikte 2 milyona yakın iş olanağı yaratacağı da beklenmektedir. Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Antlaşması, mütemadiyen zikrettiğimiz hususlarla sınırlı tutmak doğru olmayacaktır. Antlaşmanın tamamlanması durumunda Afrika Ortak Pazarı, Afrika Ekonomik Topluluğu ve Afrika Para Birimi kurulacaktır. Bununla birlikte tarım faaliyetleri, sanayi, eğitim, ulaşım araçları ve altyapı gelişecektir. Bunlara ek olarak Afrikalılar arasındaki güven ve dayanışma da artacaktır. Afrika birleşmeli demişti Kwame Nkrumah. Evet, gerçekten Afrika birleşmelidir. Afrika'da olup bitenleri öğrenmek istiyorsanız, yeni gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirimi açmayı unutmayınız. Teşekkürler.